Bağcılar'da bir sitede 5 kedi 4 ay içerisinde kayboldu. Güvenlik kameralarını izleyen site sakinleri, komşularının kedileri poşet içerisinde aracının bagajına koyduğunu görüp şikayetçi oldu. Ortalama bir 7 ay önce başladı bu durum. Sevdiğimiz kedilerden bir tanesi kayboldu ama kamera kayıtlarından da bulamadık. Ama ondan sonra kediler azalmaya devam etti, kaybolmaya devam etti. Öyle olunca şüphelendik ve en son geçen çarşamba 5-6 yıldır baktığımız bir kedimiz kayboldu. Kamera kayıtlarını incelediğimizde komşumuzun kediyi bagaja koyup attığını gördük, tespit ettik. Hemen bu görüntüleri alıp karakola şikayette bulunduk, savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Ama ortalama bizim bildiğimiz 4-5 kedimiz kayıp ama bilmediğimiz başka kedilerin de kayıp olduğunu düşünüyoruz. Çünkü site alanı burası. Bazı komşularımız da görmüş poşete koyup attığını. Ama hangi tarihte bilmiyorlar tabii ki. Tabii bunun için de görüntü gerekiyor. Onlar için bir şey yapamıyoruz ama sonuç itibariyle biz bir komşumuz için yasal işlem başlattık. Yani süreci de takip edeceğiz. Peşini de bırakmayacağız. Yaptığı şey bize göre de insanlık suçudur. Yani doğru bir hareket değildi. Çünkü biz bu kedilere çok emek veriyoruz. Hepsi evcil hayvanlar. Yani ev kedisi gibi. Birçok kedimizi kısırlaştırdık. Ve hepsinin iç dış parazitlerini yaptırıyoruz. Aşılarını yaptırıyoruz. Bakımlarını yaptırıyoruz. Hepsi sağlıklı kediler. Biz bunlara bu kadar emek veriyorken komşumuzun böyle bir şey yapmış olması gerçekten çok üzücü. Ama maalesef böyle bir talihsizlik yaşadık. Ama umarım tekrar yaşanmaması için de zaten yasal işlem başlattık. Yani süreci takip ediyoruz. Hani söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Ortalama tahminimce Ekim ayı gibi, Ekim sonu gibi taşınmıştı. Zaten çok sevdiğimiz Gofret adında bir kedimiz kaybolmuştu. Ve bu kedi de çok emek verdiğimiz bir kediydi. Ondan sonra ciddi şekilde de hayvanseverler olarak onunla masraf yapmıştık. Korumamız altında bir kediydi. O kedi kaybolmadı, o kediyle başladı her şey zaten. Ve o kedi de zaten ya bizim kedilerimizin çoğu site dışını bilen kediler değil. Hepsi site içerisinde bebekliklerinden beri bakıyoruz. Ortalama 4-5-6 yaşında kediler. Yani hepsinin peş peşe kaybolmaları zaten bizi şüphelendirdi. Ama bunu da tabii ki zamanı yayarak yaptı komşumuz. Ondan sonra muhtemelen şüphe uyandırmamak adına. Ama en sonki vakada artık çok şükür Allah'ın izniyle tespit ettik. Dediğimiz gibi yasal işlemler başlatıldı, takibini yapacağız. Bunun ifadesinde, polislere verdiği ifadede ben bagaja koydum ama bir arkadaşıma sahiplendirmek için götürmüştüm. Ama o arkadaşım da kediye attı mı atmadı mı bilmiyorum, yarın gidip bakacağım gibilerinden. Zaten bu çok çelişkili bir ifade, çok inandırıcı bir ifade değil. Zaten bir kedi sahiplendirilirken o şekilde sahiplendirme yapılamaz. Kayıtlara bakınca zaten planlı bir şekilde kediyi yok etmek adına, uzaklaştırmak adına bagaja koyduğu ortada yani. Bir kedimizi bulduk ve kendisinin iş yeri civarında bulduk. Çünkü polise vermiş olduğu ifadede Bakırköy'de bir arkadaşıma verdim dediği için kendisinin iş yeri de Bakırköy'deymiş. Pazar sabahı biz zaten bir arkadaşımızla gittik. Yani samanlıkta iğne aramak gibi bir şeydi ama çok şükür bulduk kedimi. Bir kedimizi bulduk ama diğer kedilerimiz kayıp. Onlar için de zaten kayıp ilanlarını her yere asacağız. Aramaya devam edeceğiz.